Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber TP-Link'in LG bataryalı Vivid 6700 mAh powerbank'ine göz atıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde TP-Link'in beyaz turkuaz temalı powerbank'lerini görmüştük. Rengi itibarıyla şirin durmasının yanı sıra kısa devre, aşırı güç, aşırı voltaj ve aşırı şarj gibi durumlara karşı önlem alan yönetim yongasıyla güvenlik standartlarını karşılayan powerbank'lerdi. Bu sefer teması ve içerisindeki LG marka bataryasıyla birkaç tık ötesine geçilmiş. TP-Link yeni powerbank'lerini Vivid serisi adı altında toplamış. İnceleme konuğumuz hem boyut hem de kapasitesiyle şahsen ideal oranda bulduğum 6700 mAh olanı. Siyah tamalı ve LG batarya vurgulu powerbank'in kutusundan rehber niteliğinde dokümantasyonlar ve 75 santim boyunda bir kablo çıkıyor. Aslına bakarsanız seyahat esnasında ayakta veya dar alanlar için bu sert kablo gereğinden fazla uzun. Zaten bu uzunlukta bir kablo halihazırdaki telefonumuzun şarj aletinde var. Kutudan 20-25 santim uzunluğunda silikon kaplamalı kısa bir kablo çıkmalıydı bence. Vivid serisi siyah bakır rengi bir tema ile karşımızda. Siyah kısım sert plastikten imal edilmiş. Yüzeyi ise yeterince tutucu. Siz istemediğiniz sürece elinizden kayıp gidecek gibi değil. Giriş çıkış portlarının olduğu kısım açma kapama butonu ve altı bakır şampanya arası bir renkte. Siyahla beraber gayet şık ve tarzınıza da uydurabileceğiniz bir görünümü var. Alüminyum malzemeli rakipleri olduğunu biliyoruz. Halihazırda alüminyum gövdeye sahip bir powerbank sahibi olarak çantaya koyduğunuzda başka ekipmanları çizdiği için plastik gövdeyi daha mantıklı buluyorum. Görünüm ve kullanım anlamında tek eksisi tutucu yüzey gereği biraz toz tutması. Şahsen ben elden kaymamasını yeğliyorum. 4.4 santim eninde, 9.7 santim boyundaki powerbank 2.5 santim kalınlığında ve 140 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyut kapasite orantısında herhangi bir olumsuzluk yok. Yani bu boyutta bu kadar oluyor dersem yeridir. Tek elle mukayyet olması kolay. Mesela ben ufak seyahatlerimde powerbank'i telefonu arkasına doğru atıp tek elle kullanıyorum. Bir powerbank olarak temel nitelikleri olan kapasitesi, şarj süresi ve kaç amper çıkış verdiğine bakalım. 6700 mAh kapasiteli powerbank 5 volt 2.4 ampere kadar şarj makineleriyle şarj olabiliyor. Aynı değerde çıkış verip hızlı şarjı da destekliyor. Güç durumu ledleri ile şarj esnasında ve şarj olduktan sonra şarjını kontrol edebiliyorsunuz. Powerbank'in kendi şarj süresinden bahsedelim biraz. 4-5 defa boşaltıp doldurduktan sonra yaklaşık 4 saatlik bir şarj süresi ölçümledim. Şarj etmek için de Samsung Galaxy S7 Edge'in 2 amperlik hızlı şarj aletini kullandım. Daha güçlü bir adaptörle bu süreyi azaltabilirsiniz ama şu anki haliyle normal bir çizgide ilerliyor powerbank. Hem powerbank'i hem telefonu şarj etme özelliğini yok sayabiliriz. Zira denediğimde telefonun şarj süresi 4 saat çıktı. Peki gerçek hayat koşullarında hangi telefonu, hangi cihazı kaç defa şarj edebiliyor? TP-Link'in resmi verilerine göre iPhone SE'yi 3.5 kez, iPhone 6S'i 3.3 kez, Galaxy S7'yi 1.9 kez, iPad mini'yi 1.1 kez şarj edebiliyor. Ben de powerbank'i S7 Edge ile sınadım. 3600 mAh bataryalı telefonu 2 saat civarı bir sürede şarj etti. Şarj esnasında telefon açıktı. İkinci kez şarj ettiğimde ise %25'i kadar şarj etti ve powerbank'in bataryası tükenmiş oldu. Bir de verimlilik meselesi var. İçerisinde oluşan ısıydı, portuydu, kablosunun boyuydu derken her powerbank'te belirli bir miktar enerji kaybı oluyor. 6700 mAh Vivid'den şarj için toplamda 4500 mAh'in üzerinde bir güç çekmiş oldum. Bir de bunun üzerine telefonun açıkken tükettiği enerjiyi ekleyince resmi şarj miktarı ve verimlilik verileriyle örtüşü bir tablo ortaya çıkıyor. En nihayetinde TP-Link'in LG ile işbirliği yaptığı Vivid'in verimlilik konusunda geçer notun üstünde olduğunu söyleyebilirim. Vivid, telefon, tablet, kulaklık, el konsolu, akıllı saat, işin özü, porta uygun her cihazı şarj edebiliyor ama powerbank'leri belki de en çok telefonlarla kullanıyoruz. Özellikle de son zamanların en popüler oyunlarından Pokemon Go'da işimiz düşüyor. Ben şahsen bu dönemlerde en çok Pokemon Go için kullandım powerbank'i. Tüm gün Pokemon Go maratonunda günü kurtarmamı sağladı ancak bir sonraki gün için şarj etmek şart. Kısa devre, aşırı voltaj, aşırı şarj ve aşırı ısınma gibi durumlara karşı güvenlik önlemlerinin tümünün sağlandığı Vivid serisi TP-Link'in bir önceki nesil powerbank'lerinin üzerine koyarak geldiği yeni bir seri. Hem boyutları hem de kapasiteleri açısından ciddi gelişim kat edilmiş. Şahsen boyut kapasite oranını yerinde bulduğum, verimliliği iyi ve hızlı şarj destekli 6700 mAh powerbank'i tavsiye edebilirim. Hele ki giyiminizin ve telefonunuzun rengiyle uyuşturabilirsiniz eğer ne ala. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.